Merhabalar, ben Köftes Köfte ve Köftesten New Horizons'ın 82. bölümüyle karşınızdayız. Ve bugün sizlerle ne yapacağız? Öncelikli olarak bölüm arası ne yaptım? Bölüm arası... Şurada bir değişiklik görüyorsunuz. Evet, değişiklik ne? Arkası tamamen boş. Bunlar ters çevrilmiş ve... Burada bir şey yok. Input hatch burada, burada. Evet. Output hatch'imiz yok. Bir de enerji hatch'lerimiz yok. Şimdi buraya bakalım. Burada bir adet enerji hatch'imiz var. Ama başka yok. Ve burada da tam şuraya denk geliyor. Bir adet output hatch'imiz var. Output basımı var, pardon. Tamam, olay ne? Biraz deneme yaptım. Ve şunu öğrendim ki 4 tanesini bir araya da tutabilirsin. Yani bu aslında bayağı bir yer kazanacak bize. İleriye dönük. Bunu yapmak için bir de bir detay daha. 4 makine birden output hatch'i paylaşabiliyor. Teknik olarak 4 makine birden enerji hatch'i de paylaşabiliyor. Ancak orada ufak bir sıkıntımız devreye giriyor. O sıkıntı nedir diye soracak olursanız, enerji hatch maksimum 2 amper kabul ediyor. Yani aynı anda sadece 2 makinenin çalışabiliyor. Yani bu ikisinin ortasına bir adet enerji hatch koydum. Bir de şuraya da bir tane enerji hatch koyacağım. Pardon, şuraya da bir tane enerji hatch koyacağım. Şuraya ve şuraya birer tane daha. Distillation Tower ve böyle devasa bir kule, dörtlü kule olacak. Bu sayede 2 enerji hatch ve 1 output hatch ile çok daha fazla yer kazanabiliriz. Ayrıca şunu bir blok düşürdüm çünkü o fazladan bir üst bloğa gerek yok. Distillation Tower gene çalışıyor gördüğünüz gibi. En üst blokta da. Ki zaten bu böyle çalışıyor. Bu Distillation Tower'ın maksimum boyutu. Evet. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün çok eğlenceli şeyler yapacağız. Öncelikli olarak ben bölüm arası ilginç bir arkadaş yaptım. Logistics Fluid Provider ve Supplier. Ve buna enerji sağlayacak bir arkadaş da gerekecek. Aslında muhtemelen oraya bağlayacağım gene. Evet, oraya bağlayayım ya. Şimdi planlarımız arasında iki şey var. Birincisi bunu aktif etmek. İkincisi şunu aktif etmek. Üçüncüsü benzin ve oksijen üretimimizi geri online'laştırmak. Evet, bunlar kolay işler aslında. Şimdi ve bu arada bolca da süper tank craft ettim. Şimdi yapacağımız işin eğlenceli kısmına geçelim şimdi. Öncelikli olarak ben şuradan bir tünel kazmak istiyorum. Cama denk geldik. Hops. Nereden bağlayabilirim tüneli? Ne tabii ki de önemli bir şey. Tıkmak. Şimdi şuradan aslında bir bağlantı kurabilirim. Ya da direkt şuradan bir bağlantı kurabilirim. Evet, şuradan kurayım ya. Şimdi yukarıdan olsa da bir sıkıntı olmaz. Biraz daha endüstriyel bir görüntü olmuş olur hatta bence. Daha sonra da onları gizlerim. Benim sleeping bag'im ne? Ah, burada. Evet. Sleeping bag'imizi aldık. Şimdi unrouted transport pipes. Bunu geçici olarak bir kırdık. Basic logistics pipes. Ve unrouted transport pipes.
Evet. Benim biraz bayağı bir unroute transport pipe craft etmem gerekecek bu arada. Onu aklınızdan çıkartmayın. Ve bunu şuradan geçirelim. Asıl buraya da gelecekler de şimdi değil. Unroute transport pipe'ım bitti mi? Evet, bitti. O zaman daha fazla unroute transport pipe. Yay. Bunu tabii bir de kapayacak bir yöntem de lazım. Nasıl dur ya? Burası o kadar mantıklı değil. En fazla uzun bir rota kullanıyor. Oops. Evet. Ben yer altından gitmeye devam edeyim. Şimdi gel bakalım. Bu arada benim mıknatısımın enerjisi bitmiş değil mi? Evet. Ben de diyorum neden her şey bana çekilmiyor? Neden çekiciliğimi kaybettim? Bu yüzdenmiş. Şimdi unrouted transport pipe. Şimdi nasıl yapıyorduk? Reinforced glass plane. Asla dur. Tabii olmaz. Bu. Bu. Ve bu. Borosilicate'i nasıl yapıyoruz? Mixer. Glass dust ve boron dust. Burada biraz boron dust olacaktı? Evet. Şimdi glass dust lazım. Glass dust. Bana bir stack ver. Evet. Sen gidebilirsin. Sen gidebilirsin. Sen de gidebilirsin. Sen de şöyle gel. Sen de şöyle gel. Sen de şöyle gel hatta. Ve mikser, mikser. Evet. Ve bunu extruder'dan geçirince bu oluyor. Seni 18 moduna getireceğiz. Kaç tane elektrodite lazımdı? Fine gold wire, pardon. 8 tane. Ve sen gel bakalım. Seni 18 yapalım. Ups. 20. Ha, pardon, long steel rod. Ve şimdi benim hala yapmaya üşendiğim, daha doğrusu sürekli arka plana attığım bir şey göreceksiniz. Bunu. Evet. Neredeyse her şeyimizi HV'ye taşıdık. Bu hariç. Ah. Tembelliğin gözü kör olsun.
F7. Işıklandırmamızı unutmayalım. Tabii ki de bundan sonrası. Şuradakileri toplamaya kaldı biraz daha. Ve nedense acaba bunlardan ötürü mü FPS'im düşüyor? Neyse. Ben bir de bir mıknatısımı da geri alayım. Şarj olmuştur. Evet. Ups. Şimdi mıknatısım gel bakalım. Sen bana lazımsın bayağı. Tamamdır. Direkt bubble slotuna yerleştin. Güzel. Uslu mıknatıs. Şu yolu da tamir edelim. Redstone. Şuraya şu meşhur kapılarımızdan birini koyacağız yere. Ve sen. Tamamdır. Oops. Şimdi. Tamamdır, burası oldu. Şurayı kapamak kaldı. Lan şurayı kapayacağız. Tamamdır. Maintenance deliğimiz hazır. Ve nazır. Şimdi sıra... Siz bir gidin sisteme. Bunlar gerekli. Şurayı da kazmıştık. Burası direkt kapanacak komple. Evet. Kalan işlerimiz burada devam edebilir. Şimdi aşağıdan getirdik. Evet. Unrouted transport pipe. Tabii dur. Burada şöyle bir şey yapacağım. Şimdi yukarıya nereden gitsin? Direkt yukarıdaki arkadaşların hiçbirine denk gelmeyecek bir noktadan gelmesini istiyorum. Yani şuradan gelebilir. Evet. Buradan gelemez. Dur gelebilir. Şu an bu hattı biraz daha değiştirebiliyoruz. Ben şu borulamayı yapıp hemen geleyim. Evet ve geri geldim ve şimdi. Unrouted transport pipe. Gel bakalım ve provider. Şimdi yeterenç sen lazım olacaksın. Yeterenç gel bakalım. Bunlar. Bunlar online mı? Ya da dur bunların limiti mi? Şimdi
Güzel birkaç soru. Basic Logistics Pipes. Gel bakalım. Unrouted Transport Pipeların belli bir limiti var mı? Hareket limiti. Tamam. Bunun burada basic olmasına gerek yok. Unrouted transport pipe. Tamam. Şimdi şuraya basic koyarsam. Bağlandı. Buraya basic koyarsam bağlandı. Zaman şuraya gidelim. Bakalım burada bağlanacak mı? Mesela şunu da deneyelim. Basic Logistics Pipes. Bu bağlanmadı. Burada bir yerde bağlantı kopuyor. Ups. Basic. Tamam, bu bağlandı. Bu bağlanmadı. Tamam, limit buralarda bir yerde. Neyse. Tam limiti bulamadım ama. Logistics Pipes. Şimdi yukarı çıktığımdaki arkadaşların artık whoops. Evet, bağlılar. Yeter range herhangi bir konfigürasyon açıyor mu? Hayır, açmıyor. Tamam. Ama mesela şu an ben burada bir şey yapacağım. Evet, buradan da geçiyor zaten hazır. Input hatch. Logis. Fluid supplier ve basic logistics pipes. Sen şimdi gel. Basic logistics pipes. Unrouted ve logistics supplier. Şimdi bana şu dörtleri bir çöpe atalım. Sizler envanterimde gereksizsiniz. Sıra burada boşa yer kaplayan şunları da şöyle bırakalım. Ha, burada iyi. Şuradaki enerji düzenimiz 2 tane high voltage combustion generator, 1 tane 2 amper veren battery buffer ve şu bunu da alıyor. Ve diyot 2 amper maksimum aktarıyor ve şuna gidiyor. Bu nedir diye soracak. Bunda da enerjiyi paylaşacaklar. Şimdi benim tamam. Selim var. Güzel. Çok güzel. Napta. Napta gel bakalım. Fluid tamam, açık, açık. Hepsi açık, çok güzel. Şimdi Napta. Bunu tanımlarsam yok. Bu şekilde tanımlayabiliyor muyuz? Sanırsam hayır. Evet. Bir. Sekiz. Tamamdır. Evet. Neden bu arkadaşı kullanmayı tercih ettiğimi şimdi anlamışsınızdır umarım. Şunlara tabii bununla değil. Şunlara şu an için ihtiyacımız yok.
Evet. Bunları düzenleyeceğiz. Bayağı düzenleyeceğiz hem de. Evet, burayı tamamladık. Şimdi bana bir makine lazım. Bu makine nedir diye soracak olursanız, fluid evet, bana basic fluid heater işimi görür. Likely tamam. Neler eksik? Bir glass. Couple of air ve benim glass'ım kalmadı mı? Ha tamam, glass'lar burada. Copper. İki tane 4x. Yani 8 tane lazım. Bir de senden lazım. Low voltage machine case, most likely tamam. Gel bakalım. Sana artık hiçbir şekilde işimiz ihtiyacımız yok. Sen gel. Defense Electrolyzer. Medium voltage enerji hatch. Sen şöyle gidebilirsin. Sen kal. Şimdi. Burası tamam. Oops. Most likely done. Bunlar gelsin. De bu düzen güzel oldu ya. Python 6 evet çok daha hızlı olacak ancak Python 6 ile uğraşana kadar öncesinde bu bayağı bir işimizi görecek bizim. Tamamdır. Ardından sen gel. Most likely. Ha, tabii dur. Önce. Sonra sen gel. Tekrar most likely done. Evet, bunlar eksikti. Ve bunlar da gelince her şey tamam olacak. Evet. Şimdi bize fluid heater. Seni yerleştirmemiz lazım. Seni yerleştireceğim yer zaten 3 aşağı 5 yukarı belli. Ya hem suya erişebilmen lazım hem de enerjiye erişebilmen lazım o yüzden. Evet. Enerjiye bağladık. Suyu. Wrench'imi tabii ki de orada bıraktım. Oh, wrench. Gel bakalım wrench. Wrench. Ya bizi. Gel bakalım. Tabi buna bir de circuit lazımdı değil mi? What? Heater. Hot spring water elde edebiliyormuşuz. Peki. Hem kolaymış aslında. Pest killer. Tamam. Bu kenarda dursun. Buna bir adet bir konumunda circuit lazım. Seni şimdilik ödünç alıyorum. Teşekkürler. Ve sen buhar üretmeye başla. Tamamdır. Burada aşırı hızlı bir buhar üretimine ihtiyacım yok. O yüzden çok umursamayacağım.
Tabii ki de. Good old Spaghetti Wire. Tabii ki de potin pipe'larım yetmedi. Burada hiç potin pipe'ım var mı? Nope. Potin pipe. Bana potin pipe lazım. Tiny Potting Pipe. Teşekkürler. Neyse Tiny Potting Pipe'larımızı da yerleştirelim. Bu güzel durdum. Çok güzel durdum hem de. Şimdi. Sen gel. Tabii dur. Böyle kırkır. Light. Lightly steam cracked. Bir konum. Bir tane daha program circuit'e ihtiyacım var. Şaşırdık mı? Hayır. Lazım oluyor. Lazım oluyor. Sende var mı? Yok. Doğu varmış ama. Sen nesin? Var. Ay kağıdım varmış bolca. Evet. Gel bakalım. Prosesör, mikroprosesör. Crafting materyallerdeydi. Mikroprosesör. Burada mı? Ha buradaymış lan. Ve seni bir konumla getireceğiz. Şimdi bunu bir konumla getirelim. Ve herhangi bir sıkıntın yok. O zaman şimdi soft metal'dasına vurursam hiçbir şey olmadı. Neden hiçbir şey olmadı? Ha, çünkü Steam'in yok. Fluid Auto Output. Evet. Ve bu arkadaşımız başladı. Seni daha hızlı gönderecek şekilde ayarlayalım. İki kova, iki kova yolla. Evet, çalışıyor. Çok güzel çalışıyor hem de. Beklediğimden bayağı güzel çalışıyor. Tamamdır. Input hatch. Tamamdır. Ve şimdi. Ve bunu da şöyle bağlayacağız. Ardından benim bir tane pompaya ihtiyacım var. Vardı şurada bir tane. Ah. Pompa dedim, sel demedim. Ve pompamız gelsin bakalım. Şimdi şuraya gittiğimizde bu dolmaya başladı tamam. Ve sende herhangi bir sorun var mı? Yok. Ben seni çalıştırdığımda 5. Evet arkadaşlar.
Metan, etilen ve metan. İhtiyacım olan her şey şu an burada. Şimdi benim 3 butanin, evet butanin, 3 benzin, 2 benzin ve 2 etilen. 1, 2, 3, 2, 2. Heavy fuel, light fuel. Siz ikinizin gideceği yer belli. Toluyun. Benzin. İki benzin de tamam. Dur. Butadin. Buymuş. Ve iki de ethylene. Tamam. Ethylene kısmı tamam. Benzin kısmı tamam. Ve bu kaldı geriye. Bu bana 16 tane daha naptası. Bunu alayım ya. Naptayı elde edebiliyoruz. Bunu tamamlamış olacağız. Silicon rubber. Ve aslında bayağı bir şeyi tamamlamış olacağız. Bu kimyasal ihtiyaçlarımız için bayağı büyük bir upgrade olacak. Ve distillation görevini tamamladık. Şimdi geriye benzin, ethylene ve bunu birleştirip chemical reaktörde benzin, ethylene, hidrojen ve tamam. Senle ne yapıyoruz? Chemical reaktör, oksijen, molten. Polyester elde ediyoruz. Güzel. Bir saniye. Hover mod takılı kaldı galiba. Peki. Şu an her şey bir iç içe geçmiş durumda, neyse. Hover modda kal. Dur. Bunu çıkartıp takarsan. Tamam. Tamam, düzeldi şimdi. Şimdi seni şimdilik durduralım bir. Senden çıkışlar otomatiğe aldığımda aynı şekilde seni de. Şu dolduğunda bunu durduracak bir düzen de oluşturacağım. Şimdi planlarımız arasında ne var? Öncelikli olarak süremizin bitmiş olması var. Evet, maalesef bölümü burada bitirmek durumundayız. Ama bölümü bitirmeden önce ben şunu bir yapmak istiyorum. Benzin ve voilà. Bu da tam. Ve polyester ve second last step. Polyester. There is only one type of machine that uses it. Polyesteri ne kullanıyor? Biyolabler kullanıyormuş. Tamam. O zaman polyester yapmamıza gerek yok. Şunu yapacağız. Raw. Oksijen bu. Butatin. Evet.
chemical reactor, butadiene, oksijen ve sen. ...15 oksijenimizi de bir alalım. Bunu bir yapacağım, öyle bölümü bitireceğim. 15 oksijen. Ha, zaten varmış oksijenim. Şimdi gel. Chemical reactor. Sen... ...ha, voltaj istiyorsun, tamam. Sıkıntı yok. High voltajı da veririz. Sen yeter ki iste. Oksijen. Evet. İşlesin bakalım. Bize çıktı olarak neler verecek? Evet. 41 tane bundan vermesi lazım şimdi. Bunu unuttuk tabii. Neyse. Onu bir ara alırım. Bir saniye. Burada bir matematik hatası... ...hatası mı var? Ha, evet, bunu kullanmalıydım. Evet, o şekilde yapmam lazımmış. O daha verimli bir yöntemmiş. Neyse. Butadiene. Şu ikisini de alalım. Ve hidrojen sel. Teşekkürler. Bu bana bir ders olmuş oldu. Neyse, biraz daha Rav bilmem ne butadiene rubber dust elde etmiş oldum. Evet. Voila. Bunu alayım ya. Ve sülfür ile beraber rubber pulp packager, unpackager, let's then solidify to get add sulfur. Sana nasıl sülfür ekliyoruz? Chemical reaktörde sülfür, gel bakalım. Sulfur. Evet, bölümü bayağı uzattım. 40 dakikalık bölüm oldu. O zaman 42 dakikaya zorlayalım. Biraz uzun bir bölüm olacak ama bence buna değer. Kimyasal bir bölüm oldu. Evet. Bununla yaptığımıza göre. Bu böyle geliyormuş. Tamam. Fluid solidifier diye geçecek sana. It's hot. Sıcak. Yakıcı. Ateşli. Bu her türlü dolu yatağı. Bunlar bitmeyecek. O ikisi yapılmayacak. Tamam. Voila. O zaman sizi alalım. Fluid solidifier'ım var mıydı benim? Reaktör. Extractor, mixer, cutting machine. Yok ama şurada vardı bir tane. Fluid
Plate solidifier. Ve sana bir tane plate moldu lazım. Plate moldu. Gel bakalım. Evet. Bunları bu yapa dursun. Evet. 42 dakikayı da geçtik. Evet ve tamamladık. Şimdi bunu önümüzdeki bölüm bu süreci otomatikleştirmek var. Beraber aslında önümüzdeki bölüm birkaç tane chemical reaktör, birkaç tane zımbırtı, şudur budur craft edip bu süreci otomatikleştireceğiz. Sonrasında bu süreci otomatikleştireceğiz ve bu süreci de. Buna gerek var mı aslında? Dur. Şimdi. Assembler. Aslında dur. Bunun sıvı hali şu an bayağı işime yarıyor. Direkt olarak bu süreci bayağı rahatlatıyorum. Evet. Bu çok sıvı halinde kalabilir. Katı halinde direkt rubber'ın komple yerine geçiyor bu. Tamam. Devam edelim. Hızlıca bir gözden geçireceğim bir şeyleri. Hidroklorik asit. Back. Chloroform. Tamam. Bu polietilenin yerine geçiyor. Bakalım. Polietilen. Evet. Çok daha verimli bir biçimde. Ama en verimlisi bu olacak. Ama bunu şu an hiçbir şekilde elde edemiyorum. Şunun üstünden bakalım. Bu en verimlisi. Bu en verimsizi. Bir de bu orta şekerlisi. Tamamdır. Evet. Yapacağımız süreç belli. İzlediğiniz için teşekkürler. Kötü sürtünün günler. İyi eğlenceler.